Çıkmadığı gibi memleketi Zonguldak'ta da toprağa verilmemişti. Görgü tanıkları ve şüpheli kocanın yakınları Nagihan Şimşek'in İskenderun'da ortadan kaybolduğuna dikkat çekiyorlardı. Boğazını sarmış, yüzü gözü şişmiş, bu beni öldürecek antikalar yüzüne dedi. Sonra Mustafa Bey tekrar içeri girince sustu. Nalan Hanım'ın biz ortadan kaybolduğu tarih olarak 4 Nisan 2017'yi veriyoruz. Çünkü cep telefonu sinyallerinin de kesildiği gece eşiniz sizi arıyor. Evet. Ne dedi? Yukarıda büyük bir gürültünün koptuğunu, bir boğuşma, bir seslerin olduğunu söyledi bana. Bu güm seslerinden sonra Nalan Hanım ortadan kayboldu. Evet. Sabah Nalan yok. Ben sadece Mustafa Bey'i gördüm. Dedim Nalan abla nerede? Dedim. Annesinin yanına Zonguldak'a gitti. 10 gün sonra bir daha soruyoruz. Pankreas kanseri olduğundan dolayı Almanya'daki Neslihan ablasının yanına gitti. Durumu iyi değil. Tedavi görüyor. Şudur ve budur. Bu arada komşular diyorlar ki telefon numarasını ver biz konuşalım. Herkese diyor ki konuşacak durumda değil. İşte bu ara içinde sadece Gülay Hanım sizi arıyor. Kocasını size emanet ediyor. Hikaye bu. Babam öldürdü dedi Ömer. Niye dedi? Ceza. 6 kere bu ifadeyi vermiş ben Ömer. Ben Ömer'e sordum bizim için öldü. Bizim için öldü. Hayır öyle demiyor. Bağlansa da her şeyi söylese konuşsa keşke bağlansa. Nilgün evde yoktu. Babama Nilgün annemin nerede olduğunu sorduğumda bana gerekeni yaptım onu öldürdüm dedi. Yayınlarımızın ardından araştırmalarını derinleştiren Hatay İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nalan Şimşek'le ilgili yeni delilleri ve ulaştıkları belgeleri bir dosya haline getirdi. Müge Anlı'nın dikkat çektiği çelişkiler ve yayındaki görgü tanıklarının anlattıkları dosyaya eklenerek Nalan Şimşek davasının görüldüğü mahkemeye sunuldu. İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu olarak yargılanan Mustafa Şimşek hakkında kararını verdi ve sanık kocayı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Herkese ders olsun Mustafa Şimşek. Ceset yoksa cinayet yok dedin. Gittin ben öyle dedim ben böyle demedim dedin ama konusu komşusu mahallelisi o kadar sahip çıktı ki yani bütün o çevreye de çok teşekkür ediyorum. Her şey belli. Her şey ortada ama tabii bir süreç var. 4 yıl sonra da olsa kadıncağızın kanı yerde kalmadı. Sanık Mustafa Şimşek'in eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar veren mahkeme cezada herhangi bir indirim yapmadı. Bir haftada red karar. İşte böyle kararlar olduğu zaman da gerçekten benim de yüzüm gülüyor. Sizin de yüzünüz gülüyor inanıyorum. Keşke bu kadınlar öldürülmese. Yine hiç yok yere bir cinayet, hiç kadının hiçbir suçu günahı yok. İşte kocası tarafından, iki çocuğunun babası tarafından öldürülmüş bir hanımefendiden, rahmetliden bahsediyoruz. Zaten bütün bu olaylar olduğu zaman biliyorsunuz abla da eniştenin yanına geldiği için ve komşuların söylediklerinden rahatsız olduğu için o şimdi yayınımıza bağlanmıyor. Herkes kendi yaptığıyla baş başa kalsın. Ben sadece onu söyleyebiliyorum. Valla giden gidiyor. Gidenin arkasından da çok şey söyleniyor. O söylenenlere de inanmayacağız toplum olarak. Herkes birini öldürüyor atıyor kafadan arkasına. Bana onu demişti de bana küfür etmişti de beni aldatmıştı da falan. Tek kelimesine de inanmayacağız toplum olarak. İnsanlar yaşayacaklar. Yaşama hakkı denen bir şey var ya bu anayasal hak. Böyle millet karısını öldürüp öldürüp gömemeyecek artık. Bu da evet 4 yıl sürdü belki ama 4 yılın sonunda bir haftada jet bir karar çıktı ve ben çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Dediğim gibi bu alkışlar İskenderun Emniyetine ve İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesine. Telefon hattımızda Selçuk Şimşek var. İşte bu katil eş Mustafa Şimşek'in oğlu. Oğlu olmasına rağmen babasını savunmadı. Annesi ona yandaşlık yaptığı için katil kocaya, ilk eş yani Selçuk'un annesi de yandaşlık yaptığı için annesiyle de karşı karşıya geldi. O yüzden Selçuk benim için çok kıymetli. Selçuk'cum günaydın. Günaydın Müge Hanım. Valla seni de seviyorum Selçuk ya. Çok mücadele ettin. Hem de kendi öz anne babana karşı mücadele ettin. İyi ki varsın çocuğum. Teşekkür ederim. Peki çocuklar ne oldular şimdi? Çocuklar şimdi abi de. Yani zaten en çok onlara üzülüyorum. Yani hani baba yok, anne yok, şimdi ne yapacaklar? Hani tamam biz destek çıkacağız, sahip çıkacağız, sonuçta kardeşimiz. Ama ne annen ne babanın yerini kimse tutmaz. Yani en çok onları üzülüyorum ben. Ya kaç yaşında oldular? Biri 11 yaşında, biri 9 yaşında. Ay, onlar da var ya küçücük annesiz kaldılar ya. Evet. Ya, şimdi de babasız kaldılar. Annen ne yapıyor bu arada, baban aşığı annen? Babam aşığı annem aynı şekilde devam. Gene olduğu gibi Mersin'de bildiğim kadarıyla. Beraberler miydi? Yok beraber değillerdi. Zaten en son ben babamın evlendiğini duydum. Yani evde bir hanımefendi başka bir hanımefendi varmış. Anneni bıraktı yani. Tabii hepsini bıraktı. Başka bir hanımefendiyle imam nikahıyla evlenmiş diye duydum.
Yani bayramda eve giden ziyaretçilerden. Şimdi konuyu izlemeyenler için şöyle söyleyeyim. Şimdi Selçuk'un annesi bu katil eşin ilk eşi. Selçuk da yani ondan olan çocukları. İki kardeş onlar. Hanımefendiyi hatırlayacaksınız. Zaten bir tek hanımefendi çıkıp demişti ki konu komşuya. İşte Nalan beni aradı. Çok hastayım dedi. O küçük çocukları yani ikinci eşten olan küçük çocukları bana emanet etti kendi çocuklarını demişti. Yalan. Yani Selçuk da demişti ki anne sen niye bu yalanı söyledin? Babamı koruma, babam sana cinayeti de itiraf etti. Ama Selçuk hep diyordu ki benim annem babama çok aşık. Babam ne derse onu yapar. Ama demek ki anneni de bıraktı, başkasını buldu. Ha? Ya işte. Ben söylüyorum da boşa söylemiyorum. Sen annenle de mi konuşmuyorsun? Yok annemle şu an görüşmüyorum. Dün aradı. Sadece geçmiş olsun dileklerini iletti. Yayından sonra birkaç kere konuştuk. Ondan sonra da hiç konuşmadık. Yani geçen 2 sene önce çıktığımızdan sonra birkaç defa konuştuk sadece. Ondan sonra zaten telefonları falan kapandı. Daha da aramadı. Babanla görüşüyor muydun? Yok ben hiç 2017'den beri babamla görüşmedim. Bir paylaşım yapmışsın. Evet. Mavi gökyüzüne hasret kalmak hiçbir şeye değmez diye. Evet, hiçbir şey mavi gökyüzüne hasret kalmaya değmez. Uyardım, anlamadın, söyledim, dinlemedin, bildiğini yaptın ve o bildiklerin şimdi seninle baş başa. De ki ben nerede hata yaptım? Babana ithafen mi yazdım bunları? Aynen öyle yazdım. Çok konuştum, çok dinledim. Yani çok anlattım. Çünkü o son zamanlarda yani o zaman Nalan Hanım da daha yanındaydı. Hani öyle bir hayat yaşamaya başladılar ki yani bir yerden vurulacak. Yani bir yerden bir kopacağı belliydi yani hani incelen bir yer kopar. Ya. İnceliyordu. Hani yapmayın bakın biraz dikkat edin şudur budur zaten hani aynı mahallede neler yaşadınız. Gene geldiniz mahalleye oturdunuz. Hani kendinize bir çeki düzen verin bak bu şekilde olmaz insanların dilindesiniz. Yok dedi. Ben bildiğimi yaparım dedi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak insanlar tabii ki eşleriyle tartışabilirler. Ama böyle şiddete dönük tartışmaların yaşandığı bir evde mutlaka problem çıkıyor. Ya da şöyle söyleyeyim, bizim bütün işlediğimiz konularda zaten o şiddete dönük tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Yani ben sondan başa doğru çıkarım yapıyorum. Kavga edebilirsin, tartışabilirsin. Ya bir de tartışmak da çok doğal bir şey değil midir hayatın içinde? Tabii ki fikir ayrılıkları olacak. Tabii evet, ama ki hakaret özellikle de fiziksel temas varsa onun sonu iyi olmuyor. Evet. Yani bu böyle artık bütün mahallelere taşan evet. O fiziksel temaslar ne yazık ki çok iyi sonuçlar vermiyor. Selçuk en azından senin vicdanın rahat oğlum. Ben sana teşekkür ediyorum. Kesinlikle vicdanımı rahat verin. Yani o konuda çok rahatım ben. Çok teşekkür ederim. Dün bir konuğumuz vardı. Keşke ona da sen işte Nalan Hanım'a öyle davransaydın demiştik. İşte insanın önce şu vicdanını rahatlatması lazım. Bir insanın tabii ki bir başka insanı ihbar etmesi, onunla ilgili özellikle bir cinayetle ilgili bilgi vermesi zordur ama o insan senin kendi öz annense, öz babansa, işte kardeşinse konuşması çok daha zordur. O yüzden Selçuk o zaman o dönem çok önemli bilgiler vermişti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Peki işte her zaman böyle olmuyor. İzlemişsinizdir. Bu konuyu da ekrana getirmek istiyorum. Biraz dur, haber bülteni gibi. Bunlar çok birikti. Söylemek zorundayım. Bizim küçük kızımız. Yazdınız mı bana onu Leyla'yı? Niye kart sende? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla İzmir'den cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.